Tamam. Geliyor mu? Oran mı? Herhalde onu biraz evden mi yapıyorlar? Abi sen girme. Yankı yapıyor, siz girmeyin. Buradan dinleyeceğiz. Ben korktum mu acaba ya? Hadi şey paylaştım mı? Evet. Tamam abi. Abi başlayabilirsiniz arkadaşlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu emir dahili alakasında meyvenin dördüncü meselesine dair olan bir kısımdan inşallah bugün okuyacağız. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim, meyvenin dördüncü meselesindeki bir hakikatin izahını eski Said'in afaka bakmak damarıyla ve bana hizmet eden katibin Ramazan başlarında bayram alametini şartta bir hadisenin tesiriyle heyecanla demesi ve bu Ramazan-ı Şerif'teki kıymetli vakitleri radyonun malayaniyatıyla zayi etmemesi için manen kalbime kaç defa ihtar edildi ki o geniş ve karışık fırtınalı hakikatin kısaca zararlarını beyan eyle. Ben de gayet muhtasar bazı işaretler nevinde Risale-i Nur şakirtlerinin meraklarını tadil etmek niyetiyle beyan ediyorum. Fakat hem mesele çok geniş, vaktim de dar, halim de perişan olmasından anlamasında zahmet çekeceksiniz, zekavetinize güveniyorum. Meyvenin dördüncü meselesinde denilmiş ki, yani süratli bir şekilde mektubu okuyup tekrardan inşallah başa dönmek istiyorum. Birlikte inşallah tekrardan okumaya gayret edelim. Meyvenin o dördüncü meselesinde denilmiş ki, dünya siyasetine karışmadığımız sebebi o geniş ve büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber cazibedarlık cihetiyle meraklıları kendiyle meşgul eder. Hakiki ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noksan bıraktırır. Hem herhalde bir tarafkirlik meylini verir, zalimlerin zulümlerini hoş görür, şerik olur. Mealinde orada denilmiştir. Şimdi ben de derim ki, merak yüzünden ve afaki hadisatın verdiği sarhoşane gafletten zevk alan biçareler. Eğer insanın fıtratındaki merak, insaniyet damarıyla sizin farz ve lazım vazifeniz zararını o hadise, o geniş boğuşmalara sevk ediyor. Bu da bir ihtiyacı manevidir, fıtridir derseniz ben de derim. Katiyen biliniz ki insanın çok mucizatlı hilkatine merak etmeyip, dikkat etmeyerek iki başlı veya üç ayaklı bir insan görse, kemal-i merakla temaşasına daldığı gibi, aynen bu asırda nev-i beşerin muvakkat ve fani, tahripçi, geniş hadiseleri ve zemin yüzünde yüz bin millet ve insan nevi gibi çok hadisat-ı acibeye mazhar o milletlerden her baharda yalnız bir tek arı milletine ve üzüm taifesine baksan, bu nev-i beşerdeki hadisatın yüz defa daha mucibi merak ve ruhani, manevi zevklere medar hadiseler var. Bu hakiki zevklere ehemmiyet vermeyip beşerin zararlı, şerli, arizi hadiselerine bu kadar merak ve zevk ile bağlanmak, dünyada ebedi kalmak ve o hadiseleri daimi olmak,
ve herkese o hadiseden bir menfaat veya zarar gelmek ve o hadiseye sebebiyet verenlerin hakiki fail ve mucit olmak şartıyla olabilir. Halbuki havanın fırtınaları gibi geçici hallerdir. Sebebiyet verenlerin tesirleri pek cüzi. Ondaki zarar ve menfaati o vaziyet şarttan, bahri muhitten sana göndermez. Senden sana daha yakın ve senin kalbin onun tasarrufunda ve senin cismin onun tedbir ve icadında olan bir zat akdesin rububiyetini ve hikmetini nazara almayıp ta dünyanın nihayetinden zarar ve menfaati beklemek ne derece divanik olduğu tarif edilmez. Hem iman ve hakikat noktasında bu çeşit merakların büyük zararları var. Çünkü gaflet verecek ve dünyayı boğduracak ve hakiki vazife-i insaniyeti ve ahireti unutturacak olan en geniş daire ise siyaset dairesidir. Hususan böyle umumi mücadele suretindeki hadiseler kalbi de boğuyor. Güneş gibi bir iman lazım ki her şeyde, her vaziyette, her bir harekette kader-i ilahi ve kudret-i Rabbaniye'nin izini, eserini görsün. Ta o zulmette kalp boğulmasın, iman sönmesin, akıl, tabiat ve tesadüfe saplanmasın. Hem ehl-i hakikat, hakikat ve marifetullahı bulmak için kesret dairelerini unutmaya çalışıyorlar. Ta kalp dağılmasın ve lüzumlu ve kıymetli şeye sarf etmek lazım gelen merakı, zevki, şevki, lüzumsuz fani şeylerde telef olmasın. Hatta bu ehemmiyetli sırdandır ki din düsturlarının bir hadim olmak cihetinde güneş gibi imanlar taşıyan bir kısım sahabeler ve onlara benzeyen mücahidinden selef-i salihinden başka siyasetçi ekserce tam müttaki dindar olamaz. Tam ve hakiki dindar müttaki olanlar siyasetçi olmazlar. Yani maksad-ı asli siyasetini yapanlar da din ikinci derecede kalır. Tebe hükmüne geçer. Hakiki dindar ise bütün kainatın en büyük gayesi ubudiyet-i insaniyedir diye siyasete aşkı merak ile değil. İkinci, üçüncü mertebede onu dine ve hakikate alet etmeye eğer mümkünse çalışabilir. Yoksa baki elmasları kırılacak adi şeylere alet yapar. Elhasıl nasıl ki sarhoşluk hakiki vazifelerden gelen elemleri ve ihtiyaçları sarhoşlukla muvakkaten unutturduğu cihetle menhuz ve kısa bir zevk verir, öyle de böyle fani boğuşmaları ve hadiseleri merakla takip etmek bir nevi sarhoşluktur ki hakiki vazifelerden gelen ihtiyacat ve yapmamaktan gelen teellümatı muvakkaten unutturduğu için menhus bir zevk verir veya tehlikeli bir yese düşüp la taknatu min rahmetillah ayetindeki emri ilahiye muhalefet eder veya tokada muhalefet eder, tokada müstahak olur. Veya la terkenu ilellezine zalemu fetemessukumun nar olan şiddetli tehdidi ilahi tokadına mazhar olur. Zalimlerin zulümlerini hasbi olarak manen iştirak eder, bil istihkak cezasını da dünyada ahirette çeker. Buradan tekrardan başa dönerekten paragraf paragraf okuyarak inşallah gidelim. Evet. Aziz Sıddık kardeşlerim, meyvenin dördüncü meselesindeki bir hakikatin izahını eski saydın afaka bakmak damarıyla ve bana hizmet eden katibin Ramazan başlarında bayram alametini şartta bir hadisenin tesiriyle heyecanla demesi ve bu Ramazan-ı Şerif'teki kıymetli vakitleri radyonun malayaniyatıyla zayi etmemesi için yani Ramazan-ı Şerif'in içerisinde bu kıymetler vakitleri bugün belki radyoyla çok alakadar olunmuyor ama radyonun yerine internetiydi, televizyonuydu vesaire. Bütün bizi bu noktada Ramazan'ın kıymetinden mahrum bırakacak olan şeyleri dahil edebiliriz. Zayi etmemesi için manen kalbime kaç defa ihtar edildi ki o geniş ve karışık fırtınalı hakikatin kısaca zararlarını beyan eyle. Ben de gayet muhtasar bazı işaretler nevinde Risale-i Nur şakirtlerinin meraklarını tadil etmek niyetiyle beyan ediyorum. Meraklarını tadil etmek niyetiyle beyan ediyorum. Fakat hem mesele çok geniş, vaktim de dar, halim de perişan olmasından anlamasında zahmet çekeceksiniz. Zekavetinize güveniyorum.
Meyvenin o dördüncü meselesinde denilmiş ki, dünya siyasetine karışmadığımız sebebi o geniş ve büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber cazibedarlık cihetiyle meraklıları kendiyle meşgul eder. Hakiki ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noksan bıraktırır. Hem herhalde bir tarafkirlik meylini verir, zalimlerin zulümlerini hoş görür, şerik olur. Yani buraya kadarki olan kısımda o dördüncü meseleyi üstadımız kısmen böyle bir hülasa edip merakımızı tadil etmek adına buradan itibaren bir giriş yapmış oluyor. Mealinde orada denilmiş, şimdi ben de derim ki merak yüzünden ve afaki hadisatın verdiği sarhoş ana gafletten zevk alan bir işareler. Eğer insanın fıtratındaki merak insaniyet damarıyla sizin farz ve lazım vazifeniz zararına o hadise, o geniş boğuşmalara sevk ediyor. Bu da bir ihtiyacı manevidir, fıtridir derseniz ben de derim. Yani burada özellikle böyle tefekkür ettiğimiz zaman ve bu manaları konuştuğumuz zaman çevremizdeki insanlardan kendi nefsimizde başta olmak üzere ya bu da bir fıtri bir merak yani. Şimdi bir insanın futbola karşı bir merakı varsa ya diyor Galatasaray'a diyor merak etmeyeyim mi diyor mesela. İşte veya Amerika ile Türkiye arasında bir problem olmuş. Ya bu milli bir meseledir. Biz bunu merak etmeyelim mi? Veyahut da bunu takip etmeyelim mi? Bu da fıtri bir şeydir. Aynı üstadımızın 32. sözün 3. mevkıfındaki muhabbet bahsinde ifade ettiği gibi. Yani bunlar eşine olan, ondan sonra çocuğuna olan, baharı olan, gençliğine olan bunları ben nasıl muhabbet etmeyeyim, nasıl sevmeyeyim yani? Bunlar fıtri olan bir şey. Kontrol edemiyorsun ki yani bunu. Derseniz diyor, ben de derim. Burada ifade etmek istediğiniz bir şey var mı? Hocam veyahut da diğer abilerin. Yani özellikle nefsimizin de başta bahanesi ve çevremizden de bu manaya, bu bahaneye kuvvet veren durumlar söz konusu. Yani şimdi üstadımız merakımızı dedi ya burada, merakımızı tadil etmek için, Risale-i Nur şakirtlerinin meraklarını tadil etmek için. Şimdi merakımızı tadil edecek. Böyle bir merak söz konusu. Bu merak nasıl tadil edilecek? Fıtri bir ihtiyaçtır. Bunları nasıl merak etmeyeceğiz? Derseniz ben de derim diyecek. Ve diyor üstadımız. Burada ilave etmek istediğiniz veyahut da atıf yapmak istediğiniz bir şey var mı? Yoksa okuyayım mı abi? Yani zaten meseleler açık da gene hani dördüncü meselede başta söylediği zaten orada da diyor. Yani cazibedarlık cihetiyle meraklıları kendiyle meşgul eder. Hakiki ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noksan bıraktırır. Yani yine dördüncü meselede önemine binaen anlatıyor. En dar daireden en geniş daireye kadar sayıyor. Yani o çok önemli bir sıralama tabii. Yani insanın kalp dairesinden, ruh dairesinden, sonra mide dairesinden, hanesinden, akrabalarından ve ondan sonra hakeza bulunduğu çevreden ve hakeza memleket ve dünya dairesi. Yani en dar dairede en büyük vazife, en geniş dairede ise en az bir vazife olduğu. Fakat işte bu merak meselesi, bir de cazibedarlık cihetiyle merakları kendiyle meşgul eder. Yani bu tasnif tabii çok önemli. Yani bugünün anlayışıyla çok ilmi ve hikmetli bir mesele. Yani mantıklı ve doğru düşünen bir insan için itiraz edilemeyecek derecede bir şey. Diğer tarifiyle söyleyelim. Yani insan hayatını tanzim ederken önceliklerine göre tanzim etmeli. Yani eğer böyle bir planlama nizam olmazsa o zaman hayatta muvaffakiyet olmadığı gibi maleyaniyetle iştigal maksadı aslıyı geri bırakır. Şimdi demek birinci derecedeki yani kalp dairesinin konumu ve orada yapılacak olan şeyler, dünya dairesinin yeri
ve onlar yapılacak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve bu pasif, yani bizim tarafımızda iyi anlaşılmak, oradaki vazifelerimizin iyi tespit edilmesi lazım. Bunu tabii çeşitli yerlerde söyleyecek. Şimdi sen giriş yaptın. Yeri geldikçe inşallah biz de bazı şeyleri söylemeye çalışırız. Bir de şu antiparantez şunu özellikle yani nefsim itibariyle ifade etmek istiyorum. Yani Üstad Hazretleri burada merakı tadil etmek ve hususen Risale-i Nur şakirtlerinin mesela meraklarını tadil etmek adına bizim her zaman da mesela sorular soruluyor. İşte Uhuvvet'i de okuyoruz, İhlas'ı da okuyoruz. Bu noktada eksiklerimiz oluyor. Siyasetin mesela yanlışlıkları nazara veriyoruz ama yine tekrardan mesela bulaşıyoruz veyahut da işte merak ediyoruz. Demek ki bu hususların fevkalade tadil edilmesi ve tamir edilmesi gerekiyor ki mesela Üstad burada bunu nazara vermiş oluyor. Evet. Ve bu hususun çevremizde tesirsiz kalması, mesela şimdi okuyoruz, tesirsiz kalmasının bir sebebi olarak da ben acizane şunu görüyorum. Şimdi nasıl ki bir hocanın nasihati kendisi tatbik etmiyorsa, tesirsiz kalıyorsa, biz de Risale-i Nur'u okuduğumuz halde şimdi üstadımız merak tarafına dikkat çeken hususu, meraklarımızı başka taraflara çevirdiğimiz için bu tarafların ve bu hakikatlerin istenilen tesiri göstermediğini düşünüyorum. Bu sefer tesir etmiyor. Çünkü sen elinde telefonunla veyahut da gittiğin yerde veyahut da başka bir şekilde afaka dair olan şeyleri merak edip soruyorsan ve şimdi üstadımızın katiyen biliniz deyip de merak noktasını celbedecek taraflara dikkatimizi sarf etmiyorsak, ben bunu kendimde eksiklik olarak mesela görüyorum. Siz istediğiniz kadar çevrenizdeki insanlara siyaseti merak etmeyin, futbolu merak etmeyin veyahut da onu bunu merak etmeyin demek tesirsiz kalıyor. Muhakkak tesiri vardır ama tesirsiz kalıyor. Merak derken belki bizim meraklarımız onların merakları olmayabilir veyahut da farklı meraklar, onun futbola merakı vardır, öbürünün at yarışına merakı vardır, öbürünün arabaya vardır, öbürünün teknolojiye vardır, vardır ama hakiki merak noktası başka yönlere sevk edildiği için, başka taraflara bakıldığı için bu manalar da bir sefer tesirsiz kalmış oluyor. Demek ki bunun çaresi de sıkça okuyaraktan, ha ya ben merakımı tadil etmem gerekiyor, merakımı bu tarafa çevirmem gerekiyor diye dersi önce nefis noktasında kendimize mesela alaraktan, sonra bunu numune olarak mesela çevremize göstermek, inşallah bunun daha tesirli olacağını düşünüyorum. Katiyen biliniz ki, şimdi merakı tadil ediyor üstad, bakın işi nereye çeviriyor. İnsanın çok mucizatlı hilkatine merak etmeyip, dikkat etmeyerek iki başlı veya üç ayaklı bir insan görse, kemale merakta temaşasına daldığı gibi, aynen bu asırda nev-i beşerin muvakkat ve fani, tahripçi geniş hadiseleri ve zemin yüzünde yüz bin millet ve insan nevi gibi çok hadisat-ı acibiye mazhar o milletlerden her baharda yalnız bir tek arı milletine ve üzüm tayfesine baksan, bu nevi beşerdeki hadisatın yüz defa daha mucibi merak ve ruhani manevi zevklere medar hadiseler var. Yani Üstad Hazretleri bize merak noktasında arı milletine, üzüm tayfesine dikkat ettiriyor. Yani ya insan şöyle bir düşündüğü zaman, şu an hali hazırdaki mesela merakımızı celbeden hadiselerden, yani nedir yani arı milleti de ne, üzüm tayfesi de ne, neyden bahsediyorsun deniliyor yani. Veyahut da nefis bile buna itiraz ediyor. Bu kadar meraklı hadiseler varken ne alaka? Yani Üstad Hazretleri arı milletine, üzüm tayfesine baksan diyor, bu nevi beşerdeki hadisatın yüz defa daha mucibi bir merak. Bir değil, iki de değil, yüz defa daha mucibi merak. Merakı celbedecek ve ruhani manevi zevklere medar hadiseler var.
Bir de mesela Risale-i Nur'un hiçbir cümlesinde, hani edebiyatta da vardır işte mümala veyahut da işte yazıda, nesirde abartı bir tek cümlesini veya bir tek kelimesini insan çıkarıp da gösteremez. Belki Üstad Hazretleri daha az söylüyor. Demek ki arı milletinde, üzüm tayfesinde ve emsali olan şeylerde merakımızı celbedecek çok çok daha zevkler ve hadiseler var. Bu hakiki zevklere ehemmiyet vermeyip beşerin zararlı, şerli, arzi hadiselerine bu kadar merak ve zevk ile bağlanmak, dünyada ebedi kalmak ve o hadiseler daimi olmak ve herkese o hadiseden bir menfaat veya zarar gelmek ve o hadiseye sebebiyet verenlerin hakiki fail ve mucidi olmak şartıyla olabilir. Yani burada umuma da bir dikkat çekmek adına ben de soru sormak istiyorum. Bir mütalaa olarak sohbet manasıyla gittiği için ben zaten bir ders makamında değil, bunu bir seslendirme makamında okuyorum. Şimdi şurada bu hadiselere sebebiyet verenlerin hakiki fail ve mucit olmak şartıyla olabilir. Yani bu noktaya nasıl bakmak gerekiyor? Veyahut da abilerimiz nasıl düşünüyorlar? Yani o hadiselerin daimi olmak, herkes o hadisten bir menfaat veya zarar gelmek ve o hadiseye sebebiyet verenlerin hakiki fail ve mucit olmak şartıyla olabilir. Halbuki bunlar havanın fırtınaları, geçici gibi halleridir diyor mesela üstadımız. Yani bu noktaya mesela hakiki fail ve mucit olmak şartına nasıl bakmak gerekiyor? Şimdiye kadar mesela düşündüğümüz zaman en çok dikkatimiz ve merakımızı celbeden seçimler oluyor ya. İşte bu seçim mesela, bu seçim çok önemli. Her bir seçim çok önemli. Bu seçim daha önemli. Halbuki hepsi bak ne seçimler geçti. İşte neler mesela geldi, geçti, gitti. Geçip de gidiyor da burada hakiki fail ve mucit olmak kısmına nasıl bakmak gerekir? Hocam ne dersiniz veyahut da diğer abiler? Abiler söylesinler. Başka abilerden var mı? Kimler var oralarda? İsmail abi ne diyor? Orada İlhan abiler. Emin hocam var. Murat abi. Yıldırım abi. Doktor Murat. Şey demiyorlar mı? Emin hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ahmetciğim orayı böyle biraz o şey, o paragrafı yavaş yavaş böyle bir okusan biraz hızlı okudun. Yani o fail ve niye onu söylüyor? Onun şeyini sebebini bir anlasak iyi olur gibi geliyor yani. Şimdi onu daha anlamadık biz. Anlamadan senin verdiğin misale cevap vermek biraz zor gibi gelecek. Onun için bir daha okursan sevinirim. Nereden itibaren okuyayım hocam? En son kısmı yani. Bu yani o işte biraz önce söylediğin işte dahaslar işte hakiki fail ve mucit bir şey olursa diyor. Belki o zaman bakılabilir gibi. O kısmı bir daha okursan iyi olur ya. Ben anlamadım. Veya Risale'de yerini okuyayım hocam. Bakarız. Bu hakiki zevklere ehemmiyet vermeyip beşerin zararlı, şerli, arzi hadiselerine bu kadar merak ve zevk ile bağlanmak, dünyada ebedi kalmak ve o hadiseler daimi olmak ve herkese o hadiseden bir menfaat veya zarar gelmek ve o hadiseye sebebiyet verenlerin hakiki fail ve mucit olmak şartıyla olabilir. Halbuki havanın fırtınalı gibi geçici hallerdir. Sebebiyet verenlerin tesirleri pek cüz'i. Ben sadece siyasi şey olarak orayı algılamıyorum. Yani
her gün gündemde bir şey çıkıyor, bir olay çıkıyor, bir hadise çıkıyor. Ne bileyim yani zihnimizi dağıtacak, fikrimizi dağıtacak. Yani hele bu ahir zaman fitnesi içerisinde sürekli gündem değişiyor, sürekli gündem değişiyor. Bir de insanlar artık hani mesela şunu söyleyeyim, bir adam bir şirket kuracaksa tek başına kuramıyor. Yani kolektif bir insan topluluğuyla ancak beraber kurabilir. Yani birisi hayal etse, dese ki ya ben şöyle bir zengin olayım, sıfırdan başlayayım. Sıfırdan başlayıp o noktaya gelemezsin. Şimdi bu zaman yani şahsı manevilerin tabiri caizse tesirli, etkin olduğu bir zaman şahsi şeylerin, ferdi ve şahsi güç ve kuvvetlerin artık tesirsiz kaldığı, özellikle bir zaman mazi, üstad hatta bir yerde ya, eskiden ferdiyet ve kutbiye vardı. Şimdi o insan ne kadar şey olsa bile, tabiri caizse velayet noktasından yüksek olursa olsun diyor, bu zamandaki şeyi diyor, tasarrufatı tesirsiz kalır. O yüzden yani bir ehli küfür şeyine, canibine karşı ve şer ve delalet canibine karşı şahsın maneviyle beraber tabiri caizse bir mukavemet etmek mümkün. Şimdi mesela diyelim ki kişi, adam evinde oturuyor televizyonun başına, bilmem neyden meşgul oluyor. Ama medreseye gelse, derse gelse ve bir şahsı maneviyle beraber olsa, o şeyin tesirinden kurtulmuş olacak. Onun için ben sadece onu siyasi bir olay gibi algılamıyorum. Her zaman yani günlük hayat içerisinde çok şeyler oluyor, çok olaylar oluyor, hadiseler oluyor. Siyasi ama siyasi ama başka şeyler, meseleler. İnsanlar merakla da tabii bugün şu oldu, aha burada şu oldu, aha burada buldu. Hatta bu korona meselesi bile yani beynimizi tabiri caizse allak bullak etti yani. Şimdi bu şeyler, esbab bu artık tesirli olmaya başladı. Yani müessiri hakiki belki de biraz da insan ikinci plana da atabiliyor yani, Allah muhafaza. Yani o mikrobun, virüsün kendisinin bizatihi böyle tesir sahibi gibi vesaire gibi o halet-i ruhiyeye de insanların girme ihtimali söz konusu. Onun için sadece siyaset değil, gündeme gelen her şey adeta zihinleri kendine celbediyor. Ondan sonra sebebiyet noktasından, müessiriyet noktasından, müsebbibül esbab olan Cenab-ı Hakk'ı unutturabilir. Onun için o ülfet perdesini kırmak gerekiyor yani. Burada onların hakiki müessir olmadığını nazara vermek gerekiyor. Herhalde bu da eğitimli olur. Evet. Ahmetciğim fazla şeye girmeden. Hocam Allah razı olsun. Biraz da sesiniz kesik geldi. Çok da anlaşılmadı söyledikleriniz. Buradan inşallah ben devam ediyorum. Başka tamam. İfade edilmesi istenilen bir şey yoksa var mı? Yani şimdi burada yani burada bir şey söyledin zaten. Yani asıl benim merakımızın nasıl kullanılması lazım geldiğini anlat. Zaten önce arıyı, üzümü nazara vermesi, asıl merakı mucip olan şeyler bunlardır. Yani evvela diğerine uğraşmayın demekten ziyade insanların önüne onları meraklandıracak, dikkatlerini çekecek. Hani 25. sözde, 13. sözde bugün insanlar her şeye ülfet perdesiyle baktıkları için gözlerinin önünde Cenab-ı Hakk'ın kudreti ilahiyetini göremediklerinden dolayı yani çeşitli siyaset perdesi, başka maddi şeyler bunun önünü kapattığı için Üstad Risale-i Nur'la merakları ve dikkatleri kainat kitabına çekerek, bu tefekkürü hakikatlere çekerek, yani insanların buna ihtiyaç hissetmesini evvela temin etmek. Yani birinci mesele bunu anlatayım. Çünkü bir yerde şöyle bir şey var. Meseleyi dağıtmadan toparlayabilirsem, çünkü önü açık bir şey. Üstad diyor ki mesela efkar-ı ammede bir şeye verdiği mükafat, gösterdiği rağbet ve teveccüh ekseriyetle o şeyin kemaline nispeten değil. Yani insanlar bir şeye kıymet verirken, yani rağbet ederken onun kemaline bakmıyorlar. Neyine bakıyorlar?
belki ona dereceye ihtiyaç nispetindedir. Yani adam buna ihtiyaç hissediyor mu, etmiyor mu? Mesela o zaman itibariyle bu 1900'lü yılların başında sünattan bir var. Bir saatçinin bir allameden ziyade ücret alması bunu teyit eder. Yani demek o zaman saatçılık yani çok bir manada rağbetli olan bir meslek olduğu için allameye göre çok daha ziyade bir ücret alıyor. Eğer cemaat-i İslamiye'nin hacat-ı zaruriye-i diniyesi bak, dini zaruri ihtiyacı bizzat Kur'an'a müteveccih olsaydı o kitabı mübin milyonlarca kitaplara taksim olunan rağbetten daha şiddet bir rağbete ihtiyaç neticesi olan teveccühe mazhar olurdu. Demek ki yani İslami olan cemaat buna zaruri dini bir ihtiyaç olarak teveccüh etse o zaman demek ki sair şeylere, nazarlara dağılmış olan meselemiz o ihtiyaç neticesinde o teveccühe mazhar olur ve o zaman hakim ve nafiz olurdu. Yani şimdi burada merakı bir yere ihtiyacı hissederek celbettirmek. İşte Risale-i Nur'da ne yapıyor üstad? Yani dikkatleri tefekküre, dikkatleri bunun ihtiyaç olduğunu, imani hakikatlerin ihtiyacı olduğunu göstermekle olur. Bunu evvela biz yaşamalı. İşte abilerimiz yaşamış, sahabe yaşamış. Yani bu manayı birinci dereceye örneğini ortaya koysak, bu insanlar niye buna ihtiyaç duyuyorlar? Niye buna bu kadar merak ediyorlar? Ne var bunda? Diyerek, yani işte oradaki söylediği ifadesiyle, ülfet perdesini yırtan hakikatlere merakları celbettirmek. Yoksa yani bunun herkes kutsiyeti olan bir hakikat olduğunu bildiği halde ihtiyaç hissetmediği için o zaman bize düşen bir şey, üstad da bunu yapmış, merakı celbetmenin yolu ona ihtiyaç hissettirmek, onun içindeki hakikati gösterir. Şimdi bunu hisseden insan o zaman nazarını buraya çevirir. Yoksa öbürünü kötülemekle merakımızı buraya celbettirmek mümkün olmuyor. Zira bir de ikinci tarafı cazibedar, siyasi, nefisleri celbeden tarafı var. Evvela bu birinci nokta. Yani demek bize düşen cemaat olarak da biz Risale-i Nur'a öyle teveccüh etmeliyiz ki, yani öylesine ihtiyacımızı hissetmeliyiz ki, insanlar bunda ne var diye merak etmeliler ki, yani ondan sonra yoksa aksi halde öbür türlü olmuyor. Yani bunları dinlemeyin demekle de meseleler hallolmuyor. Demek ki öbürsünün güzelliğini gösterip öbürsünün eksikliğini insanlar böyle anlamış oluyor. Birinci tarafı bu. İkinci tarafsa yani hadisatın biz arka veçhesini bilmiyoruz. Zahir görüntüsü böyle. Batınında neler var? Bu dünyada onu o kadar çok merak etmek için ebedi kalmak, o hadisede daimi olmak, menfaat veya zararı nedir, yani ne kadardır diye, yani demek ki kader noktasında neleri var, her şeyde zahiren tesiri hakiki sahibi biz değiliz. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın da bu hadisenin arkasında bilemediğimiz bazı dersleri vardır diyerek hakiki ihtiyacımıza nazarı çevirip, yani bunun ona göre geçici fırtınalar olduğunu düşünmek. Yani kader veçhesiyle de meseleye bakmak lazım. Evet, Allah razı olsun. Şimdi hocam siz konuşurken iki husus aklıma geldi de. Mesela merakları celbetmek adına dikkatlerimiz, meraklarımız o kadar uzaklaştırılıyor ki. Mesela diyelim ki bir koca bir balık diyelim ki balıkçılar yakalıyorlar. Balığın büyüklüğü mesela nazara veriliyor. Ondan sonra balığı yakalayanın işte mahareti nasıl becermiş, nasıl yakalanmış onlar mesela anlatılıyor. Ama o koskoca balığın denizin içerisinde nasıl büyüdüğü veyahut da işte basit bir kum acı bir sudan rızıkların mükemmel bir şekilde verilmesi dikkatlerden kaçıyor. Hiç mesela hatıra gelmiyor yani. Veyahut da nazara verilmiyor. İşte üstad mesela bu tarafa nazar ettiriyor. İkinci bir husus da Üstad Hazretleri mesela abiler mektup yazıyorlar. Belki kendi şahsıyla alakalı bir şeyler soruyorlar. Mesela Üstadımız diyor ki vaktin müsaadesizliğinden dolayı
mektubunuza diyor cevap verilmedi diyor. Yani üstadın mesela vaktinin müsaitsizliği nasıl olabilir ki? Zaten sabahtan akşama kadar gittiği hiçbir yere götürürlerse bir mahkemeye gidiyor yani. Bir vaktinin geçirdiği yer orası. Ama merakını ve dikkatini bütün hissiyat ve duygusuyla Risale-i Nur'a ve Kur'an hakikatlerine nazar ettirdiği için bu sefer söylemiş olduğu hakikatler, nazara vermiş olduğu dersler de insanların üzerinde o şeklini mesela tesir etmiş oluyor. Demek ki buradan da biz de bütün şekliyle, vaziyetimizle, durumumuzla, hissiyatımızla hakaika müteveccih olursak bu sefer bizim de diğer türlü afaki olan şeylere karşı vaktimizin müsaitsizliği ortaya çıkmış olacak diye düşünüyorum. Şuradan devam ediyorum. Hem iman ve hakikat noktasında bu çeşit merakların büyük zararları var. Çünkü gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazife-i insaniyeti ve ahireti unutturacak olan en geniş daire ise siyaset dairesidir. Hususan böyle umumi ve mücadele suretindeki hadiseler kalbi de boğuyor. Şimdi bu siyasetle beraber ahireti unutturması, hakiki vazifeyi de insaniyetten uzaklaştırması, dünyaya boğdurması, gaflet vermesi siyasetin yanına şimdi birçok daha mesela şeyleri ilave edebiliriz. Az önce de ifade ettik ya, şimdi şeyler çıkmış, YouTuber'lar dedikleri mesela insanlar çıkmış. İnsanlar bunun ne yaptığını mesela merak ediyor. Ve o taraflara doğru insanların mesela nazarları dağıttırılıyor. Bunların sayılarını fevkalade mesela artırabiliriz. Hususan böyle umumi ve mücadele suretindeki hadiseler kalbi de boğuyor. Güneş gibi bir iman lazım ki her şeyde, her vaziyette, her bir harekette kader-i ilahi ve kudret-i Rabbani'nin izini eserini görsün. Ta o zulmü zulmette kalp boğulmasın, iman sönmesin, akıl tabiat ve tesadüfe saplanmasın. Şimdi burada şu hatırıma geliyor, eğer yanlış düşünüyorsam tadil edilmesini isterim. İnsan nazarını mesela dağıttıkça sebeplere bağlılığı bu sefer artmış oluyor. Veyahut da sebeplere takılması daha da çok artaraktan teslimiyetine zarar gelmiş oluyor. Şimdi en yüksek gür seda İslam'ın gür sedası olacak derken üstadımız o noktadaki afaka dair sonraki cümlede zaten gelecek bütün nazarlarını çevirdiği için Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da da vermiş olduğu müjdelerinin tahakkukunda kesinlikle zerre miskal tereddüte düşmüyor. Ama bu vaziyete, bu hale günübirlik veyahut da işte kısa vadeli olan hadisatlara nazar ettiği zaman insan acabalar aklına düşmüş oluyor. Şüphelere mesela düşmüş oluyor yani. Tıpkı bir insana karşı böyle katışıksız bir muhabbetiniz var, sevginiz var. Ama iki kişi, üç kişi gelse onun hakkında olumsuz mesela bir şeyler söylemiş olsa ona karşı olan muhabbetiniz, ona karşı olan bakışınızda mesela nasıl ki değişiklik oluyorsa afaka dair olan hadisatlara nazar ettikçe, baktıkça Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu müjdeler veyahut da işte merakımızı celbetmesi için kainatta mektubat-ı Rabbani olarak önümüze okumamız için koymuş olduğu mektuplara nazardan mesela uzak kalmış oluyoruz. Bundan dolayı işte en hakikat, hakikat ve marifetullahı bulmak için kesret dairelerini unutmaya çalışıyorlar. Neden? Ta kalp dağılmasın ve lüzumlu ve kıymetli şeye sarf etmek lazım gelen merakı, zevki, şevki, lüzumsuz fani şeylerde telef olmasın. Hatta bu ehemmiyetli sırdandır ki din düsturlarının bir hadimi olmak cihetinde güneş gibi imanlar taşıyan bir kısım sahabeler ve onlara benzeyen mücahidinden, selef-i salihinden başka siyasetçi, ekserce, tam müttaki dindar olamaz.
tam ve hakiki dindar müttaki olanlar siyasetçi olamazlar. Şu yukarıda kalp dağılmasın, lüzumsuz kıymetli şeylere sarf etmek lazım gelen merakı burayı okuyunca ben kendi dünyamda bir türlü oturtamadım. Mesela Üstad Hazretleri'nin 3 ay bir dağda tek başına kalmasının cevabını kendi dünyamda bulmuş oluyorum. Çünkü bütün gıllı kuştan mesela azade olaraktan doğrudan doğruya hakikat ve marifetullah'ın derinliğine dalmak adına her şeyden uzaklaşaraktan orada mesela terakki etmesi. Yani yoksa bir insan ki üstadın misyonunda, üstadın kapasitesindeki bir insanın çıkıp da tek başına 3 ay bir dağda ne yapabilir ki yani? Veya nasıl kendisini o noktada teskin edebilir, meşgul edebilir? Demek ki insanın merakını, insanın hissiyat ve duygularını bu noktada teskin edecek Cenab-ı Hakk'ın kainattaki sanatları yeterli. Burada bir şey söylemek ister misiniz? Ben yani millet konuşsun arzu ediyorum da biz de hep konuşan biz olmak istemiyorum ama başka yerdeki meselelerle buna şey yapalım. Çünkü yani üstad ilk hayatında yaşadığı hayatında yazdığı eserler işte muhakeme, şeritün icaz, sünuhat, sünuhat, işara. İşte ilk hayatında yazdıkları. Ya bakıyorsunuz o kadar hülasa, o kadar ciddi meseleler yazıyor ki. Mesela işte nereden diyelim ki Rusya'dan esaretten geliyor. Üstad Hazretleri'nin yazdıkları eserlerde harice ait dikkatlerimizi çeken hiçbir şey yok. Doğrudan doğruya iman hakikatlerini nazara veren meseleler var. Evvela Kur'an'ın metodu, batılı, tasvir, safi dinleri iddial eder. Yani bu kadar yoğunluk içerisinde mesela üstadın ilk hayatı gene nazarları dağıtmadan, değil mi bak, nazarları dağıtmadan doğrudan doğruya asli meseleye Kur'an'dan gelen hakikatlere çevirmek. Yani bu tabi Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu ilahisidir. Yoksa bu asır akılları kalpleri dağıtıyor. Bir de yazdığı eserler daima bu noktayı nazardan gelmiş bize. Bu da yani onun zihnen değil mi ne kadar istihdam aldığında olduğunu, kendisi de tabi ona göre yani hakikatleri yazmış. Bunları da düsturlarıyla beyan etmiş. Mesela bunu işte Birinci Millet Meclisi'nden ayrılırken yani bu kadar siyasi meselelerin içerisine giren bir Bediüzzaman siyasetin kötülüğünü gördüğü için diyor. Yani ami bir adam geniş siyaset dairesinde kafir bir düşmanı mücahit bir seyide tercih etmek. İşte bu zamanda hizmet tarzının böyle olamayacağını gözüyle gördüğü için ancak iman hakikatleriyle olacağını gördüğü için o zaman şunu söylüyorlar. Mesela bu Kastamonu layıkasındaki meseleleri çok okuyoruz. Fakat bir daha gene buna kuvvet olsun diye okuyalım. Harici siyaset memurları, erkan-ı harpler, kumandanlara bir derece vazifece münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerine ait mesaili basit fikirli, İdare-i ruhiye ve diniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve kariyesine ait lüzumlu vazifesini geri bıraktırmakla onları meraklandırıp ruhlarını serseri, akıllarını geveze, kalplerini hakaiki imaniye ve İslamiye'ye ait zevklerini, şevklerini havalandırmak ve o kalpleri serseri etmek ve manen öldürmekle dinsizliğe yer ihzar etmek tarzında kemali merak ile onlara göre marayani ve lüzumsuz mesaili siyaseyi ders radyo ile ders verip dinlettirmek hayatı içtimaiyeyi İslamiyeyi öyle bir zarardır ki ileride vereceği neticeleri düşündükçe tüyler ürperir. Şimdi yani dördüncü meseledeki tasnifle buradakini üstüne oturtmak lazım. Ha bir, siyaset memurları, erkan-ı harpler, kumandanlar. Yani onlara ait olan meseleler. Yoksa basit fikirli, bizim gibi idare-i ruhiye, diniyesine, şahsiyesine, beytiyesine sıralamayı yapıyor. Yani ruhi,
dini, şahsi, beytiyesine, evine, köyüne ait vazifesini geri bıraktırıp, meraklandırıp, kendine ait olmayan şeylerle ne yapıyor? Şevkleri havalandıran, kalpleri serseri eden ve manen öldürmekle dinsizliğe yer hazırlamak. O zaman aşağıya da geldik. O zaman yani benim yerim burada neresi? Bunu zaten sıkıntımız bu. Biz yerimizi, vazifemizi tespit etmek. Hani bugün konum belirlemek diyorlar ya şimdi yeni uydurukça tabiriyle. Ya ben neredeyim? Ben kimim? Vazifem nedir? Yani bunu neden? Bakın şimdi hemen altında da onu söylemekle. Her bir adam vatanıyla, milletle, hükümetle alakadardır. Ha, alakadardır yani. Her şeyiyle onu terk edemez zaten. Fakat bak nereye kadar? Yani biz tamamen onun dışında zaten kalamayız. Fakat bu alakadarlık muvakkat cereyanlara kapılıp millet bak geçici cereyanlara yani siyasi şeylerin içerisine girerek değil millet ve vatanı ve hükümetin menfaatini bazı şahısların muvakkat siyasetlerine tabi etmek. Yani mevcut siyaseti tabiri caizse yani mevcut idareye her şeyi tabi etmek. Onlara göre düşünmek. Yani biz siyasilere göre düşünmüyoruz. Bizim programımız Kur'an'a, Risale-i Nur'a göredir. Yani bizim programımız bu. Takip etmemiz gereken şey budur. Siyasilerin beyanatları bizim hayatımızı tanzim etmez. Ama onlara işte nedir? Emirdağ alakası 2. ciltte üstadın tavsiyeleri vardır. Yani belli tavsiyeleri ve temennileri vardır. Bu temenniler ayrı şeydir. Yoksa onların siyasetini esas yapmak ayrı bir şeydir. O vatanperverlik, milliyetperverlik hissinden ve vazifesinden herkese düşen vazife birisi. Ha demek şimdi burada bir tasdik bak. Şimdi puanlamasını yapıyor öyle diyelim. Bu bilme derecesi herkese düşen bir ise kendi kalp ve ruhundan idareyi beytiye ve diniye ve hakeza çok dairelerden hakiki vazifeler olduğu hizmet ve alaka, merak 10, 20 belki 100'dür. Bakın şimdi merkeze doğru geldikçe merkez 100. İkinci derece diyelim ki 50, üçüncü derece öbür arice bakan 1. Şimdi burada yerlerimizi tespit edelim. Merkezdeki ve civardaki. Yani biz bunun dışında kalamayız. Ama bu tasnifi buna göre yapalım. Biz neredeyiz? Biz idareci miyiz? Siyasi miyiz? Yani komutan mıyız? Vesaire miyiz? Buna göre yani bunu yapmak. Eğer bak bu tasnifat. Hani ne diyelim? Onunla olan meşguliyetimiz ister istemez oluyor. Evde televizyon seyrediyor bugün insanlar. Ellerinde cep telefonları var. Yani bunu iptal ettirmek mümkün değil. Ama birinci derecede önce Risale-i Nur'un Kur'an'ın ihtiyacıyla ona alakasını celbetmek. Yani ona olan alaka bir derece ise fakat öbürsüne alakamız ne derecedir? İşte o tasnifi yapmaya ve o dengeyi kurmak lazım. Eğer o dengeyi kuramazsak o zaman birincisi mesela diyelim ki birisinin sıkleti öbürsünün hıffetini yani dünyaya sıklet arttıkça ahirete ait olan hafifliyor. Yestehibbunen hayate dünyanen ahire. Bu sefer ahirete çalışmayan her şeyini dünyaya endeksli bir hayat yaşayan insanlar oluyoruz farkında olmadan. Yani netice itibariyle fazla uzattım özür diliyorum. Bu son şeyini okuyacağım. Bu ciddi ve lüzumlu alakaların zararına o bir tek lüzumsuz ona göre maleyani olan siyaset cereyanlarına feda etmek divanelik değil de nedir? Üstadımızın bize gayet aceleyle verdiği cevap bu kadar. Yani netice buradan şunu anlatmak istiyorum. Bir, yani bizim yerimiz nedir? Hangi daireyle uğraşmamız lazım? Kalpteki ne kadardır? Hariçteki ne kadardır? Yani bunları tasnif edip evet, bunlara en müessir çare ise asli dairedeki merakımızı Kur'an hakikatlerine. Hatta işte sünatta ne diyor? Bakın bu hakikatlerin ifadesini kutsi hakikatler diyor. Kur'an'ın kutsiyeti diyor.
Demek ki kutsiyetini anlamak, idrak etmek, bunu nazara vermeye alemi İslam'ın azami derecede ihtiyacı var. Hakkınızı helal edin. Uzun gittim, özür diliyorum. Hocam bu siyasetle alakalı söylediğiniz kısımda hatırıma gelen bir durum vardı. Şimdi az önce ifade ettiğiniz gibi yerini belirleyip de bu noktadaki bakışımızı sağlıklı sağlayamadığımız için, sağlıklı bakamadığımız için, yani Risale-i Nur gözüyle bakamadığımız için bu sefer ne yapıyor Rus? Her şey mesela bir şeyden, birisinden beklemek veyahut da bir siyasi kurumdan veyahut da bir siyasi yerden beklemenin hatası içerisine düşünülüyor. Bu işin ifratı olmuş oluyor. Tefriti de hani biz mesela siyasetçi değildik, siyasette şeyimiz yoktu deyip de tamam böyle bir tefritin içerisinde mesela düşürülmüş oluyor. İkisinde de geçici olan havanın fırtınalı hallerine bakaraktan sebeplere takınıldığı için orada sıkıntı yaşamış oluyoruz. Halbuki bir gerçek bir hakiki nur talebesinin tutup da siyasi noktada diyelim ki telefondan bir şey paylaşmasının bir anlamı yok ki mesela oraya kuvvet verecek veyahut da orayı nazara verecek. Halbuki insanın merakını celbedebilecek, ondan sonra dikkatleri mesela çekecek çok daha Risale-i Nur'da fevkalade hakikatler varken ifrat noktasında bir beklentinin içerisinde bir yere bağlandığı için onu nazara vermeye çalışıyor. Bir sefer bir tarafı kırmış oluyor, incitmiş oluyor veyahut da yanlış anlaşılmasına meydan veriyor. Diğer taraftan da öbür tarafı da bir sefer ifrata, tefrite gitmiş oluyor. Niye böyle bir şeyin içerisine girmişti, bulaşıyor bunlar talebeleri diye akıllara bir şey gelmiş oluyor. İkisi de zahiri olan sebeplere, hadisatlara baktığı için takılmış oluyor. Ve bu sefer hakaikten de istifadesi azalmış oluyor. Çünkü meseleyi toparlayacak olursak şu paragrafı da söyleyeceğim, birleştirmek istiyorum. Nasıl ki sarhoşluk hakiki vazifelerden gelen elemleri ve ihtiyaçları sarhoşluk da muvakkaten unutturduğu cihetle menhus ve kısa bir zevk verir. Öyle de böyle fani boğuşmaları, hadiseleri merakla takip etmek bir nevi sarhoşluktur ki hakiki vazifelerden gelen ihtiyacat ve yapmamaktan gelen teellümatı muvakkaten unutturduğu için menhus bir zevk verir. Veya zıttı olmuş oluyor, tehlikeli bir yese düşünüp la taknatu min rahmetillah ayetindeki emri ilahiye muhalefet eder, tokada müstahak olur. Halbuki sarhoşluk derken bir sarhoşluğu insan mesela ilk önce bir müskirattı veyahut da işte ona benzer olan şeyleri kullanmakla sarhoş olduğunu zannediyor. Demek ki bu gibi hadiselerde insanı bu haliyle sarhoş bir vaziyete getiriyor. Ya menhus bir zevk veriyor veya zıttı da az önce eğer ifade etmeyi becerebildiysem ümitsiz bir vaziyete düşürüyor. Demek ki bu merak noktasındaki hakayetten uzaklaşınca böyle iki tehlikeli olan bir vartaya düşülmüş oluyor. Cenab-ı Hak bu halden inşallah bizleri muhafaza etsin. Veya la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumunlar olan şiddetli tehdidi ilahi tokadına mazhar olur. Zalimlerin zulümlerine hasbi olarak manen iştirak eder. Bil istihkak cezasını da dünyada ahirette çeker. Umum kardeşlerime birer birer selam. Gelen veya geçen Leyli-i Kadirlerinizi, gelecek olan Leyli-i Kadirlerinizi tebrik ederiz, tebrik ediyoruz diye isterseniz hocam bitirmiş olalım. Eğer daha farklı bir ifade edecek bir şey yoksa. Çünkü ders süremiz de dolmuş oldu. Abi süre dolduysa da ben şunu da söyleyeyim. Hani buyurun hocam. Biz şunu söyleyelim. Yani üstad bütün bunlara rağmen en önemli şeyimiz azami ihlas, azami sadakat. Yani ihlas derken hiçbir şeyi bu işin içerisine alet etmemek. Maddi bir beklenti, maddi bir menfaat, siyasi bir makam, mevki, hukuca, şan, şeref, şöhret. Asıl insanları en çok aldatan bu. Yoksa İslami büyük gayretleri olan çok insanlar bu ağların içerisinde takılıp ne yazık ki ondan sonra harcanıp gitmiş oluyorlar. Nice kabiliyetler gibi gidiyor. O zaman biz Risale-i Nur'a sadakatle mükellefiz.
Yani bakın büyük binalar, alayişli numayişli, çok lüks olan yerler, siyasi bağlantılı şeylerde insan yetişmiyor. Zira maksat ve gaye makam, mevki, şan, şeref, şöhret olduğu için o müessesede birinci maksat o olduğu için maksadı aslisini geri bırakır. Dolayısıyla oradaki işler ona münhasır olur. Ve ona göre de fikren, düşünce olarak yanlış yerlere gider. Onun için İslamiyet'in hakiki herkese aittir. Üstad Mektubat'ta diyor, %80'e hitap ediyor. %20'si bir çamurun içine girmiş. %80 mütehayyir olanlar var. Biz onlara hitap ediyoruz. Yani burada siyasi bir partiyi yani esas alan değil, Kur'an hakikatlerini yaşamak için insanların aksalde bir partinin mensubu gibi hareket etmek yani dolayısıyla bizi büyük zararların içerisine götürür. Biz de nazarımızı ve dikkatimizi doğrudan doğruya Kur'an'ın hakikatlerini sarf edip bizim programımıza göre hareket etmek zorundayız. Yani bizim programımız var ya. Bakın zerre edin. Allah razı olsun. Subhaneke la ilmene illa ma allemtene inneke entel alimul hakim ve ahir davam elhamdülillahi rabbil alemin. Hafız abi herhalde. Yok. Emin Hoca bir şey söylemek istiyor. Ya dün Fatiha vermeyi unutmuştum dedim. Ahmet de unutmasın diye. Hocam buyurun ikisini beraber ederekten Fatiha verebilirsiniz. Allah. Cem'i günahlarımızın affı için Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olmak için meraklarımızın Kadir, hakikate dönmesi için evet, Kadir gecesinin sırrına nail olmak için Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazanmak için Allah rızası için El Fatiha. İnşallah Allah kabul etsin. Kadir abi. Ha? Sayfa 78 Evrad-ı Kudüs'ü okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme entel melikul hayyul kayyumul hakkul mubin. Ellezî la ilahe illa ente, ente rabbi khalaqteni ve ene abdike ve ene ala ahdike ve ba'dike mestadu'at a'udike min şerri ma sana'te ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zembi. Faghfir li zunubi fe innehu la yaghfiru zunubi illa ente ya gaffar ya gafur. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي الذي لا يموت بيده الخير هو على كل شيء قدير سبحانك يا عظيم المعظم سبحانك يا قيوم المكرم سبحانك يا باعث سبحانك يا وارث سبحانك يا قادر سبحانك يا مقتدر سبحانك يا عالم السر والخفيات سبحانك يا باعث من في الجدالة والمسمكات سبحانك يا معبود جميع الخلائق سبحانك يا مقدر الوجد والصوافق سبحانك يا من لا تضر عليه الآفة سبحانك يا مكمل الأزمنة والأوقات على قدرك وتعاليت عما يقول الظالم علوا كبيرا سبحانك يا معتق الرقاب سبحانك يا مسبب الأسباب سبحانك يا حي يا قيوم الذي لا يموت سبحانك يا إلهي وإله الناس خلقتنا ربنا بيدك فضلتنا على كثير من خلقك فلك الحمد والنعمة ولك الطول والآلاء تباركت ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك وأنت الظاهر فلا شيء يشبهك وأنت الباطن فلا شيء يراك وأنت الواحد بلا كثير وأنت القادر بلا وزير وأنت المدبر بلا مشير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ احْتَجَبَ فِي الْأُولَى عَنْ جَمِيعِ الْبَرَا سُبْحَانَكَ يَا مَنْ تَرَدَّى بِالْوَقَارِ وَالْكِبْرِيَاءِ سُبْحَانَكَ يَا مَالِكَ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ وَالْعُلَى وَيَا مَنْ يَعْلَمُ مَا فِي الضَّبَاخِ السَّبْعِ وَالْحُسْنَى وَيَا مَنْ يَعْلَمُ مَا يَتَلَجَّلُ فِي الصُّدُورِ وَالْأَحْشَاءِ ويا من شرف العروض على المدن والقرى سبحانك يا من يعلم ما تحت الجبوب والثرى سبحانك يا من تعالى ولطف عن أن يرى تباركت ربنا وتعاليت لا رب غيرك ولا قاهر سواك اللهم أنت المنعم المفضل المقيل الشكور وأشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أنت ربي ورب كل شيء فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة العلي الكبير المتعال طه طاسيم ميم طاسين ياسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته ولا منازع له في جبروته ولا شريك له في ملكه سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله وكان وما لم شاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بمثلاتك وعافنا قبل ذلك يا أرحم الراحمين سبحان الله الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجلال والجمال والكمال والبقاء والسلطان والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت أبدا أبدا باقيا دائما سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم علمنا من علمك فهمنا عنك وقلدنا من صمصام نصرك اللهم اجعلنا لك شاكرا ولك ذاكرا ولك راهبا ولك مطبعا ولك مخبتا وإليك أباها مبينا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد مقابلنا واسلل سخيمة صدورنا واذهب الذحل والران والإحنة من قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك من جذاع الفجأة ومن حرق المأنوسة ومن الإلحاد والغرة ومن الجم والعنة ومن الأمور المطمرات اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تدخلنا وتبلغنا به إلى حضرة القدس ومن اليقين ما تبهن به علينا مصيبات الدنيا والآخرة واحشرنا مع خير الأشابث ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا واغفر خطايانا واكشف رزايانا واشف مرضانا ونور جؤشوشنا واقض أوطارنا وارحمنا جلينا ولا تجعل العاجلة أكبر هملا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ودنيانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا وارزقنا وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها روعنا وتلم بها شعشنا وتجمع بها شملنا وتشفي بها مريضنا وتزكي بها أعمالنا وأوقاتنا وتلهمنا بها رشدنا اللهم إنا نسألك بصمدانيتك وبوحدانيتك وبوحدانيتك وبفردانيتك وبعزتك الباهرة وبرحمتك الواسعة أن تجعل لنا نورا في مسامعنا ونورا في أعيننا ونورا في أجداثنا ونورا في قلوبنا ونورا في حواسنا ونورا في نسمنا ونورا من بين أيدينا اللهم زدنا علما ونورا وحلما وآتنا نعمة ظاهرة ونعمة باطنة حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله الكريم لما أهمنا
حسبنا الله الحليم القبيل من بغى علينا حسبنا الله الشديد لمن كادنا بسوء حسبنا الله الرحيم عند السام حسبنا الله الرؤوف عند المسألة في الجدث حسبنا الله الكريم عند الحساب حسبنا الله اللطيف عند الميزان حسبنا الله الحكيم عند الجنة والنار حسبنا الله القدير عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم مرحبا مرحبا بالصباح وباليوم الجديد وبالإبان وبالفينة السعيد وبالسافر والشهيد اكتب لنا ما نقول بسم الله الحميد المجيد الرفيع الودود المحيد الفعال في خلقه لما يريد وهو أقرب إليه من حبل الوريد أصبحنا بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ولسوى الله في الألوهية جاحدا وعلى الله متوكلا نشهد الله ونشهد ملائكته وكتبه وأنبياءه وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأن الجنة حق والنار حق وأن الحوض حق وأن الشفاعة حق وأن منكرا ونكيرا حق ووعدك حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث غدا ولا نرى عذابا إن شاء الله تعالى اللهم إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا أوزارنا الكبائر واللمم فإنه لا يغفرهما إلا أنت واهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك نستغفرك ونتوب إليك آمنا اللهم بما أرسلت من رسول وآمنا اللهم بما أنزلت من كتاب فصدقنا اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا اللهم اجعلنا لهوما وظريفا ولا تجعلنا ظنينا وعمينا ونمينا ونفاجا وداحسا اللهم إنا نعوذ بك من الهبرمة والجأبة ومن العتوبة والخضربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرمي والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكا اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه زهادة وآخره تكرما اللهم ارزقنا من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الرزق أوسعه اللهم اعفنا بعفوك واحلم علينا بفضلك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك لا أحصي الثناء عليك أنت كما أثنت على نفسك عز جارك وجل ثناؤك ولا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا فإنك أنت الله الذي ارتفعت عن صفة الجبل صفات قدرتك ولا ضد شهدك حين فضلت الماروش ولا نت حجزك حين برأت الجبابات اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع ومن جنان لا يفزع ومن قبل لا يخشع ومن دعاء لا يقبل ومن علم لا ينفع ومن قول لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عباد الماعون اللهم فهمنا أسرار قرآنك وألبسنا ملابس أنوارك وأغمسنا في رامز اللطائف وأفض علينا من العوارف المعارف يا نور الأنوار يا لطيف يا ستار نسألك أن تصلى على سيدنا محمد أبراس الأنبياء ونير الأولياء وزبرقان النصف ويوحي الثقلين وضياء الخافقين وأن ترفع وجودنا إلى فلك العرفان وأن تثبت شهودنا في مقام الإحسان يا الله يا نور يا واسع يا غفور يا من السماء بأمره مبنية والغبراء بقدته مدحية والشواحق بحكمته مرسية والقمران بفضله مضيئة نسألك باسمك الذي ترقرقت منه الخمس والأزهران وتجنجلت منه العنان حرزا مانع ونورا ساطعا يكاد سنا بنقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار طاسيم ونعوذ بالله العلي العظيم من المعازف والعظة والمحظور
vel mümahalete vel gımar ve min keydil füccar ve min habadisil asran ve min şerril ecerran ya hafiz ihfazna ya veli ya vali ya ali ya ali ya men la ilahe illahu la ya'lem ahadun keyfe ve illahu ya Allahu ya hayy ya kayyum ya hak ya vahid ya ahad ya samad ya vehhab ya fettah ya muhyi ya mumit ya kahhar ya selam selamun kavlen min rabbir rahim fesefikehumullahu ve semi'ul alim huvallahu lezi la ilahe illahu alimul gayb ve şehadeti huvel rahmanur rahim huvallahu lezi la ilahe illahu vel melikul kuddusu selamul mu'minul muheyminul azizul cebbar mutekabbir الخالقُ البارئُ المصورُ الغفارُ المبدئُ المعيدُ البرُّ المحسنُ الرزاقُ القابضُ الباسطُ الخافضُ الرافعُ المعزُّ المذلُّ المقيتُ الصادقُ الباقي الرؤوفُ النافعُ الضارُّ المهلكُ المقدمُ المؤخرُ العفوُّ الغنيُّ المغني المنتقمُ التوابُ السميعُ العليمُ البصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير يا دائما بلا فناء ويا قائما بلا زبال ويا مدبرا بلا وزير سهل علينا وعلى أبوينا وعلى جميع طلبة النور المؤمنين والمؤمنات كافة كل عسير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رات لما قضت ولا بدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان ربي العلي العظيم الحسيب الحكم العدل الرقيب الباسخ الشامخ المجيد الغني الرشيد الصبور الجليل البديع نور المقصد الجامع المعطي المانع لا إله إلا الله المكين الشهيد لا إله إلا الله المتين المجيد لا إله إلا الله الواحد الوالي لا إله إلا الله الماجد المتعالي أعددنا لكل هبل لا إله إلا الله ولكل رخص الحمد لله ولكل رخاء الشكر لله ولكل أعجبة سبحان الله ولكل لزل حسبي الله ولكل إثم أستغفر الله ولكل شجب ما شاء الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل مصيبة إنا لله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله ولكل شجب استعلمت بالله اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وأنبيائك وجميع خلقك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت خير الراحمين بسم الله الشافي هو الله بسم الله الكافي هو الله بسم الله المعافي هو الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين إن كل نفس لما عليها حافظ نعم الحافظ الله يا حافظ احفظنا من كل الشر والضر ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليمتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين المستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذتنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف اكفنا وارحمنا هو الله القادر القاهر الظاهر الباطن الفاطر اللطيف الخبير قوله الحق ولم يك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بعظم اللاهوتية أن تنقل انطباعنا من طباع البشرية وأن ترفع منهجنا مع ملائكتك العلوية يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من البرية ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي الصلاة أن تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاتك التي صليت بها عليه وعلى آله وصحبه وعترته مثل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أعطنا كل خير وأعذنا من كل شر اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم بحق كلامك القديم ورسولك الكريم وبحق جميع الأنبياء والمرسلين وبحرمة الأوراد القدسة وما فيها من الحقائق يا قاضي الحاجات ويا دافع البليات ادفع عنا البلايا وارزقنا وأستاذنا ووالدينا وطلاب النور بحسن الخاتمة آمين 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 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ص
Sadakallahü'l-Azim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, bizlere dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Ya Rabbi, bizleri ömrümüzün son anına kadar iman ve Kur'an yolundan ayırma. Ya Rabbi, sonsuz nimetlerine karşı daima şükreden kullarından eyle. Ya Rabbi, okunan hatmi şeriflerden, yapılan sohbetlerden, dersten, dualardan, yapılan hayır ve hasenatlardan, hasıl olan sevaptan, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye eyledik, haberdar eyle. Diğer bütün peygamberlerimizin ruhlarına hediye eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. Dinimiz İslam dinine hizmet eden, Hazreti Kur'an'ımızı elden ele, dilden dile, nesilden nesile, bütün kainata ulaştıran Üstad efendilerimizin ruhlarına hediye eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. Üstadımız Bediüzzaman hazretlerinin ruhuna hediye eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. Üstadımızın bütün yakınlarının ruhlarına hediye eyledik, haberdar eyle. Bütün nur ağabeylerimizin de ruhlarına hediye eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu hatmi şerifleri okuyan, şu anda duamıza amin diyen kardeşlerimizin, ağabeylerimizin ahiret alemine göç etmiş bütün ölmüşlerinin ruhlarına hediye eyledik, haberdar eyle. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Sevgili Peygamberimizin şefaatine nail eyle. Ya Rab, kusurlarımızı affeyle. Bizleri kendine kul kabul eyle. Emanetini almak zamanına kadar bizleri emanette büyüktür ya Rabbi. Ya Rabbi, hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına hedalar ihsan eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine, bizlere ihsan ettiği maddi manevi rızkımıza bereket ihsan eyle ya Rabbi. Şu mübarek günlerde ve gecelerde hiç kimseler tarafından hatırlanmayan garip kullarının da ruhlarına hediye eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, cümlemizi her türlü hatalardan, belalardan, kazalardan muhafaza eyle ya Rabbi. Günümüzdeki inançsızlık, küfür, şirk hastalığından muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün evlatlarımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün evlatlarımıza İslami şuur, başta bizlere İslami şuur nasip eyle ya Rabbi. Şu güzel dinimizi güzel öğrenmeyi, anlamayı, yaşamayı ve yaşatmayı bütün inanan kardeşlerimize nasip eyle Allah'ım. Aramızdaki uhuvveti, muhabbeti kuvvetlendir ya Rabbi. Ya Rabbi, şu dünya misafirhanesinden her geç huzuruna geleceğiz. Ya Rabbi, huzuruna gelirken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna gelmeyi cümlemize nasip eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidena levveline vel ahirin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.